Aralık ayının son günlerine doğru yaklaşırken toplumun farklı kesimlerini ilgilendiren destek ödemelerine dair yurt çapındaki belediyeler yeni duyurular yayınlıyorlar. Aralık ayında da geçtiğimiz aylarda olduğu gibi belediyelerin ve bakanlıkların güncel destekleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu çerçevede destek ödemelerinin ne zaman iletileceğine ilişkin araştırmalar yapılırken öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olabilmek ve ailelerin maddi yüklerini hafifletebilmek için hayata geçirilen destek ödemelerine dair belediyeler peş peşe duyuru metinleri yayınlıyorlar. Öğrencilere destek Aralık 2023 Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün belirli bir takvime göre öğrencilere sağladığı ödemelerin yanı sıra, ülke genelindeki farklı belediyelerde öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olabilmek ve ailelerin maddi yüklerini hafifletebilmek için çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Bu çerçevede, Aralık ayının son günlerine doğru yaklaşırken peş peşe açıklamalar geliyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı da 4000 TL'lik eğitim desteğinin ilk taksitinin hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu. Söz konusu desteğe dair sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan pek yatırmacı, sevgili gençler, beklediğiniz gün geldi. 4000 TL'lik eğitim desteğinin ilk taksit ödemelerini hesaplarınıza yatırmaya başladık. Selçuklu Belediyesi olarak 19896 öğrencimize toplam 39.792.000 TL'lik eğitim desteği yapmış olduk. Söz verdiğiniz gibi eğitim destekleriniz hesaplarınızda. Güle güle harcayın ifadelerine yer verdi. Eğitim destekleri 2023 ila 2024. Farklı belediyelerin güncel eğitim desteklerine ilişkin araştırmalar yapılırken belediyeler de resmi internet sitelerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalarda bulunuyorlar. Bu çerçevede önümüzdeki süreçlerde yeni destek ödemeleri hayata geçebilir. 2024 yılında daha farklı kademede eğitim gören öğrencilere destek olabilmek için belediyelerin çalışmalar yürütmesi bekleniyor. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine sunulacak olan desteklere ilişkin çalışmaların tamamlanmasının ardından belediyeler kamuoyuna bilgi veriyorlar. Belediyelerin resmi internet sitelerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden önümüzdeki süreçlerde sağlanacak olan desteğe ilişkin ayrıntılı ve güncel bilgilere erişilebilir.